Günaydın. Hepiniz İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 50. Beyazıt Seminerine hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Dilek Özdemir Darbi ile beraberiz. Bize kültür ve turizm odaklı dönüşümde başarı hikayesi Temple Bar Dublin isimli sunumuyla bugün katılıyor. Ben kısaca kendisini tanıtıp sözü kendisine vermek isterim. Profesör Doktor Dilek Özdemir Darbi, lisans, yüksek lisans ve doktorasını ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamlamıştır. 1995-1997 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Küreselleşme ve kent merkezlerinin dönüşümü konulu doktora tezini 1999 yılında bitirdikten sonra 2000 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak şehircilik, kent tarihi ve kentsel tasarım dersleri vermeye başlamıştır. 2000-2010 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yarı zamanlı olarak proje derslerine katılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için İstanbul'un lojistik bir merkez olma potansiyeli konulu araştırma projesini 2007 yılında tamamlamıştır. 2017 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümünde çalışmaktadır. Profesör Doktor Dilek Özdemir Darbi'nin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde konut sunumu, kentsel dönüşüm ve kamu özel sektör ortaklıkları, kent merkezlerinin dönüşümü ve yeniden canlandırılması, kentsel mekanın tasarımı ve çevre imgesi, kentsel politikalar üzerine yayınları bulunmaktadır. Ben sözü kendisine vermek isterim. Poster görünümüzde kaldırırsak Dilek hocamızı daha iyi görürüz. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederiz bugün geldiğiniz için. Bir hafta Ben teşekkür ederim. okuyucularımıza da teşekkür ediyoruz. Buyurun. Evet, sağ olun. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Çok mersi. Sizinle birlikte olmak çok güzel. Ben şimdi sizinle ekranımı paylaşayım. Mete Hocam geldi değil mi? Ekran Evet, görev. evet. Tamam. Buyurun hocam. Tamam. Ben bugün size bir başarı öyküsü, elbette bunun olumsuz yanları da var, sonunda konuşacağız. Bir başarı öyküsü diyebileceğimiz bir kentsel dönüşüm örneği anlatmak istiyorum. Kentsel dönüşüm dediğimiz şey hep öğrencilere şöyle anlatırız. Kentsel dönüşümün içinde merkezi yönetim vardır, yerel yönetim vardır, yerel halk vardır, sivil toplum kuruluşları vardır. Bu girişimciler vardır. Bu çok ayaklı bir şeydir. Böyle iki aktörle olmaz diye bir ideal koşul anlatırız biz hep öğrencilere. Ama o ideal koşulun da ortaya çıktığı örnekleri pek de bulup gösteremeyiz. Şimdi bu anlamda İrlanda'nın başkenti Dublin'deki bu dönüşüm projesi bir örnek olabilir. Aktörler üzerinden anlatacağım konuyu. Nasıl gelişti, kimler nasıl katıldı, bir dönüşüm projesi nasıl organize edilir ve tanıtılır? Hakikaten olumlu yanları da var, elbette olumsuzlukları da var. Şimdi Dublin'in benim size olayları anlatacağım dönemdeki nüfusu 1990 nüfusu, o yüzden koydum 960 bin. 2020 nüfusu da 1,2 milyon. Bizim alanımız, bu çok karışık haritayı daha sadesini bulamadım ama kurtulacağız bu haritadan. Şöyle, alan şurası. Şimdi dört önemli odak var alan çevresinde. Bir tanesi daha sonra projeye de bir şekilde dahil olacak olan Trinity Koleji, Dublin Kalesi şurada ve Christchurch Katedrali. Alanın kuzeyinde de Liffey Nehri var. Aslında şu alan bizim alanımız. 81 hektar büyüklüğünde bir alan burası. Ve Temple Bar alana da dönüşüm projesine de adını veren Temple Bar kuruluşu 1840'a kadar giden çok eski bir bar. Şimdi kısa bir tarihçeye bakalım. Alan aslında 13. yüzyılda bir manastır kuruluyor. Daha sonra da 17. yüzyılda buraya ismini veren Trinity Koleji Dekanı William Temple evini burada inşa ediyor.
17 ve 18. yüzyılda bizim bugün gördüğümüz kentsel doku oluşuyor. Rıhtım olduğu için 18. yüzyılda rıhtımda ticari kullanımlar var. 18. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar da işte matbaacılar, ciltçiler, yayın evleri, 19. yüzyılda da giyim ve yün ticaretini görüyoruz. Ancak 20. yüzyılın ortasından itibaren çok ciddi bir sanayisizleşme ve bununla gelen ekonomik problemler ortaya çıkıyor. Firmalar kapanıyor, binalar bakımsız kalıyor, birçok bina alandan gidiyor. Dolayısıyla 80'ler geldiğinde alan tam olarak köhneme sürecine girmiş bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada aktörler ve roller dedim. Belki de bu dönüşümün istemeden de tetikleyicisi İrlanda Devlet Otobüs İşletmeleri. 1981 yılında diyorlar ki biz bu alana çok büyük bir otobüs terminali yapacağız. Bu neredeyse bizim Bayrampaşa'daki gibi bir şey. Şu kentsel dokuya bakıp binanın kütlenin de ölçeğine bakarsanız aslında burada ne kadar yanlış bir karar verilmiş olduğu görülebilir. fakat bu kararın arkasından çok ciddi bir emlak değerlerinde düşüş çıkıyor. Zaten köhnemekte olan bir alan. Bunun üzerine devlet otobüs işletmeleri şu alanda proje hayata geçinceye kadar satın aldıkları mülkü, binaları çok düşük değerlerle kiraya vermeye başlıyorlar. O proje başlangıcına kadar geçecek olan kısa sürede değerlendirmek için. İşte o zaman tam da bu düşük kiraları fırsat bilen sanatçılar, yeni girişimciler, moda tasarımcıları, ikinci el giysi dükkanları, bütün o yaratıcı endüstrilerin yeni iş hayatına, meslek hayatına başlamış startup kuruluşları alana gelmeye başlıyor. Dolayısıyla alanda aslında oldukça bohem bir atmosfer, hiç bu devlet otobüs işletmelerinin planında olmayacak şekilde hayata geçiyor. Bu arada iki tane büyük kültür kuruluşu da geliyor. Project Art Center ve Olimpia Tiyatrosu. Şimdi 81'den 85'e gelinceye kadar bu dönüşüm hemen başlamıyor ama İrlanda Ulusal Vakfı alanın bu sahip olduğu kültürel mirasın, oluşmuş kültürel mirasın, bohem atmosferin de farkında olarak yerel halkla da bir araya gelip bir rapor hazırlıyorlar ve diyorlar ki ya bu alan bir otobüs terminali olamaz. Geleceği için raporlar hazırlanıyor ve işte burada Dublin Belediyesi'nin kararına yönelik işte alanda bir renovasyon, rehabilitasyon yapılsın, binalarına bakanlara vergi indirimleri sağlansın, bu alan böyle kalmasın diye çalışıyorlar. Şimdi şu yine bir 1988 yılında bakın 7 sene geçti üzerinden Dublin Resource Center, bu da bir sivil toplum kuruluşu, yerel halkı toplantı yapabilmek için organize ediyor ve bu arada girişimciler, alanda ticaret yapanlar, yerel halk, korumayla ilgili uzmanlar, mimarlar, tarihçiler tam anlamıyla aşağıdan gelen bir örgütlenme oluyor. Herkes bir araya geliyor ve bir sivil inisiyatif oluşuyor. Temple Bar'ı Geliştirme Konseyi. Ve bu konsey kent için diyor ki, şu bölge için diyorlar ki burası bir otobüs terminali olamaz. Sokaklar iyileştirilsin, bakım onarım yapılsın, bunları yapanlara vergi indirimi sağlansın. Bir dizi karma kullanım gelsin, burası kültür ve turizm eksenli bir alan olsun. Ve benim burada çok önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi de şu, tam 3 yıl sürecek olan yoğun bir lobi faaliyetine başlıyorlar. Alanın otobüs terminaline çevrilmemesi için. Ve
Nihayet 1991 yılında, bakın 10 sene geçti aradan, 1991 yılında Dublin Corporation dedikleri bizim Büyükşehir Belediyesi'ne denk planlamadan sorumlu yerel yönetim birimi, Dublin Corporation diyor ki tamam, burası bir ulaşım odağı olamaz, burada kültür ve turizm potansiyeli vardır, dolayısıyla bu eksenli bir dönüşüm yapacağız. Şimdi bir eylem planı hazırlanıyor hemen, Temple Bar eylem planı. Ve burada yine benim için çok önemli olan, vurgulamak istediğim başka bir şey var. Bir grup yerel, bu yerelin altını çizmek lazım, yerel mimar. Yani Norman Foster değil, Zaha Hadid değil, yerel mimar. Alanı, tarihi, bu süreci bilen 9 mimarlık ofisi, Dublin'li mimarlık ofisi, Temple Bar 91 diye bir grup oluşturuyor ve Avrupa Birliği'ne alanla ilgili pilot proje sunuyor. Güzel, bu dönüşümlere paralel olarak güzel bir olay da 1991 yılında kentin Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi oluyor. Dolayısıyla bu sebeple de Avrupa Birliği'nden 3.6 milyon sterlinlik bir destek de alınıyor. Şimdi bunun üzerine, yerel yönetimin üzerine bu defa merkezi yönetim işin içine giriyor ve diyor ki, hatta başbakan diyor ki 1991'de, ben de zaten bu alanın bir otobüs terminali olmasını istemiyordum diyor. Ve merkezi yönetim de işin içine girince alan bir turizm bölgesi olarak, kültür, konut, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıklı olduğu bir kültür, bir turizm alanı olarak ilan ediliyor. Proje için 5 yıllık bir zaman, bir deadline veriliyor. 5 yıl içinde bu dönüşümün tamamlanmasına yönelik. Şimdi bu sivil inisiyatifi de çok memnun eden bir şey. Çünkü sivil inisiyatif bir kıvılcım başlattı ama asıl bu işi gerçekleştirecek olan yerel yönetim ve merkezi yönetim ve onların elindeki planlama güçleri, maddi kaynakları. O yüzden merkezi yönetimin de işin içine girmesinden sonra iki yasa çıkartıyorlar. Bir maliye yasası, bir de Temple Bar yenileme ve gelişim yasası. Şimdi maliye yasasıyla iki tane de şirket kuruyorlar. Bir, alandaki mülklerin satın alınması, alandaki emlakın belki bir şekilde toplulaştırılmasından sorumlu. Bir diğeri de yenileme ile ilgili. Diğer yenileme ve gelişim yasası da alana yeni iş yerlerini çekmeye çalışıyor. Mevcut kullanıcıların alanda kalması için çalışıyor. Mülklerine onaranlara vergi indirimleri yapıyor. Şimdi bu kurulan şirketlerin, bu hep böyle yazı gitmeyecek, merak etmeyin. Görseli bol bir şey hazırladım ama önce bu oluşum sürecini anlatmam lazım. Kurulan şirketlerin içeriği de önemli. Mesela yerel sivil inisiyatiften 3 kişi alıyorlar. Dublin'deki o planlama biriminden 3 kişi, merkezi hükümetten 3 kişi, turizm idaresi ve yerel kültür kuruluşlarından da katılımlar var. Yöneticisi de belediye başkanı. Yani tam anlamıyla çok katılımlı bir hareket başlatıyorlar. Kuruluş sermayesi olarak da hem Avrupa Birliği'nden fon alıyorlar hem de bankalar, alandaki bankalar devlet garantili 25 milyon sterlin tutarında da bankalar kredi veriyorlar. Bu şirket yenileme ve bununla ilgili harcanacak paralardan sorumlu. Emlak geliştirme ile ilgili olan bu 12 üyeli, merkezi yönetime bağlı. Bu da binaları arsa ve istimlak etmeden tutun da restorasyon, koruma, geliştirme, yeniden gelişmeye kadar birçok şeyi yapabiliyor. Şimdi daha sonra bu en baştaki otobüs işletmelerinin elinde bulunan mülkleri de satın almaya başlıyorlar.
Ve bu arada şunu da yapıyorlar. Üç bölümlü bir organizasyon var. Emlak, kültür, pazarlama. O kadar pazarlama bölümü ve alanı tanıtımı ile ilgili o kadar büyük çapta tanıtım yapıyorlar ki mesela uçaklarda oturduğunuzda ön koltukta işte yemek listesi olur, bir dergi olur filan, onların içine bile oralara kadar uzanan, alanı tanıtan leafletler konuyor. Daha sonra pazarlama bölümü çalışıyor. Kültür bölümü kültürle ilgili programlar üretiyor. Bir de emlak bölümü. Şimdi emlakla ilgili çalışıyorlar. Diyorlar ki kentsel tasarım açısından alanda doğu batı aksında bir yaya yolu oluşsun. Üç yeni kamusal alan yaratalım. Bir de lifey rıhtımı yeniden düzenlensin. Zemin katlarda işte ticaret olsun, barlar, kulüpler, galeriler, kültürel aktiviteler. Üst katlarda konut ve ofis olsun, 2000 kişi için de sosyal konut yapalım. Şimdi hep şöyle olur, bizim öğrenciler böyle kültür eksenli bir proje önerirler. Sonra sorarız çocuklara, ne olacak peki bu kültürün içinde? Müze hocam. Tamam, müze olacak. Sonra müze hocam. Böyle nedense çocukların aklına kültür deyince müze kurmak dışında başka bir fikir gelmez. Şimdi burada şu kültür başlığı altında yarattıkları gerçekten çok güzel. Bir İrlanda Film Merkezi yapıyorlar. Buralı, bu projeler, bu 9 mimarlık ofisi tarafından yapılıyor. Bir film merkezi, İrlanda Film Merkezi, sanat galerisi, çocuklar için bir kültür merkezi, burayı anlatacağım ayrıca. Bir basım galerisi, stüdyolar, fotoğraf galerisi, fotoğraf arşivi, Viking Mirası Merkezi, fotoğrafçılık okulu, oyunculuk okulu, uygulamalı sanatlar merkezi ve multimedya merkezi. Şimdi biraz bu mimarlık ofislerinin alanda gerçekleştirdikleri projelere bakalım. Bir tanesi sanat evi. Bütün bu projeleri tanıtmadım ama kent meydanlarının oluşumunda katkısı olan projeleri tanıttım. Art House, şu köşeye yapılan. Fotoğrafçılık okulu. Bu çok enteresan. Şurada daha sonra bahsedeceğim bir meydan var, buluşma meydanı. Bu meydanı sınırlayıcılarından bir tanesi şurada gördüğümüz School of Photography, fotoğrafçılık okulu. Şu yani. Şimdi tam bunun karşısında School of Photography eğer buradaysa, tam bunun karşısına fotoğraf galerisi yapıyorlar. Ve fotoğraf galerisi fotoğrafçılık okulundan fotoğraf galerisinin şu cephesine filmler aksettiriliyor ve dolayısıyla burası aslında yazın açık hava toplantıların düzenlendiği, filmlerin seyredildiği bir açık hava sinemasına dönüşüyor. Fotoğraf galerisi de bu. Burada meydanın bir diğer sınırlayıcı yapısı. Üçüncü yapıda şuradaki çocuklar için bir kültür merkezi. Bu da meydanın üçüncü kenarındaki sınırı kapatıyor. Şurası. Şimdi bu Meeting House Square, buluşma evi meydanı bu. Daha sonra Temple Bar meydanı, Curve Street, yaya geçidi. Bunlar hep kamusal alandaki hareketliliği, yaya hareketliliğini arttıracak kentsel tasarım projeleri. Temple Bar Meydanı şurası. Tam böyle bu projenin gerçekleştiği dönemler
aslında Londra'da da Docklands merkezinin geliştirildiği dönemler ve Docklands projesi böyle fazla postmodern, fazla çok fazla nasıl söyleyeyim, çok fazla didik didik en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış ve yapılmış bir yer olduğu için bu dönemde Temple Bar meydanını yapan mimarların hepsi böyle çok fazla sanki makyaj yapılmış gibi bu kadar da en ince ayrıntısına kadar her şeyin üstüne gidilmemesi, bazı şeylerin biraz da doğal bırakılması, kullanılan malzemenin, tasarımının böyle en ufak milimetre karesine kadar da yepyeni hale getirilmeyip eldeki mevcudun kullanılması üzerine bir karara varıyorlar. Dolayısıyla hiçbir şeyi abartmadan projeyi yapmaya çalışıyorlar. Ve de çok da şu küçücük meydan çok da dolu, çok kullanılan bir meydan oluyor. Bir diğeri kıvrılan sokak, Curved Street diyorlar. Aslında tam böyle yıkım çok dökülmek üzere olan bir alandan şu önemli yaya aksını yaratıyorlar. Neden önemli diyorum? Çünkü bu yaya aksının sonunu da Ünlüler Duvarı yapıyorlar. Bu Ünlüler Duvarı U2 gibi, Sinéad O'Connor gibi bütün ünlü Dublinli sanatçıların resimlerinin olduğu bir duvar. Bu resmi ben çektim. Biz Dublin'e gittik. Daha sonra araştırırken gördüm mesela bu siyah duvarı kırmızı yapmışlar artık. Meeting House Square, demin size anlattığım meydan, aslında burası böyle herhalde orada da bir otopark mafyası vardı. Otopark olarak kullanılan çok çöküntü halinde bir alanken, demin size anlattığım üç yapı, yani fotoğraf galerisi, fotoğrafçılık okulu ve çocuklar için kültür merkezinin yapılmasıyla çok güzel ve içinde kültürel faaliyetlerin de yapılabildiği bir yepyeni bir meydan yaratılıyor. Şu meydan işte. Hatta şöyle bir şey de var. 2012 yılında yapıldıktan epey sonra 4 tane büyük şemsiye koyuyorlar meydana. Ve bu fikir bir ödül de alıyor. Bu şemsiyeler sayesinde yağmur, kar tipi seyirciler hiçbir şeyden etkilenmeden bütün istedikleri kültürel aktiviteleri, filmleri, diğer gösterileri seyredebiliyorlar. Şimdi bu çok başarılı, yani diğer 9 mimarlık ofisinin her bir projesini koymadım. Aslında bununla ilgili çıkmış bir kitap da var. Temple Bar, The Power of an Idea diye. Teker teker bütün bu mimarlık ofislerinin projeleri, konseptleri anlatılıyor. Şimdi proje çok başarılı oluyor ama bunun arkasında aslında kentin kendisinde olan bir takım güçlü yönlerin de katkısı var. Bir kere Dublin her zaman bir başkent olmuş. Dolayısıyla başkent olmanın verdiği bir kültürel birikim var. Yine James Joyce ve Virginia Woolf gibi her zaman edebiyat dünyasında yerini koruyan çok önemli yazarları var. Hiçbir zaman bu yazarların günü geçmiyor, modası geçmiyor. Her zaman kitapları okunan yazarlar. Irish pub'lar dünyanın her yerinde. Dolayısıyla bu pub kültürü çok önemli. Ve tam o döneme denk gelecek şekilde İrlanda film endüstrisinin yaptığı 3 önemli film var. Bir tanesi Daniel Day-Lewis'in Sol Ayağım, My Left Foot. Bir tanesi
Şahane bir müzikal film, Dublin'deki yoksul bir grup Dublinli gencin, müzisyenin meşhur olma yolundaki çabalarını ve bütün arkadaki o arka planı anlatan The Commitments, ve bir de Nicole Kidman'la Tom Cruise'un oynadıkları Far and Away. Tam projenin gerçekleştirildiği dönemler aslında şu filmlerin de yapıldığı dönemler. Şimdi emlakla ilgili şirketin 5 yıl için alanda harcamayı öngördüğü miktar 100 milyon sterlin. Bunun 35 milyonunu da kültürel program için ayırıyorlar ama çoğunlukla parayı kültüre harcıyorlar. Dolayısıyla mesela bu konutla ilgili programlara çok fazla yatırım yapılmıyor. 96 yılı geldiğinde, yani 5 sene sonra öngörüldüğü şekilde proje bittiğinde alanda 133 apartman, 63 yeni ticaret birimi, 7 otel, 140 yeni iş yeri ve zemin katta 108 yeni ticari kullanım oluşturulmuş durumda. İstihdam olarak şu inşaattaki 3000 geçici işi saymıyorum ama alanda yaklaşık 2000 kişiye de yeni ve uzun süreli iş yaratılıyor. Yaya trafiği iki katına çıkıyor. Temple Bar, Dublin'deki en çok turist çeken dördüncü bölge oluyor. Zaten Temple Bar, Dublin kent merkezine de yakın. Ve bu alan içinde işte yeme içme, konaklama, diğer servislere yönelik çok büyük bir kümelenme de ortaya çıkıyor. Alan hep çok kalabalık, yaya ticaretin çok olduğu bir alan. Şimdi bu dönüşüm projesinin başarısını nasıl ölçeceğiz? Ay bir dakika. 1991 yılında alandaki turizm geliri 242 milyon iken 1997'de 475 milyon sterline çıkıyor. Ve kentte ortalama kalış süresi 6,5 güne çıkıyor. Normalde Avrupa ortalaması 2,5 gündür. Bütün büyük kentlerde aşağı yukarı 2,5-3 gündür. 6,5 gün çok önemli bir sayı. Büyük bir sayı. Şimdi Trinity College dedim. Bu arada çevreyle ilgili bir bina da yapıyorlar. Green Building böyle son derece havalandırma ve ısıtma sistemlerinin çok ekonomik, enerji ekonomik tasarlandığı Trinity College Dublin'le girişimciler arasında bir ortak proje oluyor, hayata geçiriliyor. Bu proje böyle 2-3 katlı dairelerin, 2-3 odalı dairelerin olduğu 8 katlı bir bina. Aşağıda stüdyolar, ofisler var. Üst katla stüdyolar, ofisler, giriş katlarda ticaret, üst katlar konut. Şimdi bu maliyeti 1,5 milyon ve bu tutarın üçte birini de çevreci, sürdürülebilirliği olan bir yapı olduğu için Avrupa Birliği fonlarından alıyorlar. Yapı şurası, Green Building. Şöyle. Şimdi başarısızlıklar, bu aslında çok başarılı olan projenin başka nesi başarısız diye bakacak olursak, kültür eksenli eksenli prestij projeleri olup böyle küçük ölçekli projeler az sayıda hayata geçiyor. Aslında 1981'deki o sivil inisiyatif, sivil inisiyatifi oluşturan küçük işletmeler, girişimciler, alandaki bu müthiş başarının arkasından artan kira fiyatlarıyla bir sonraki kira yenileme döneminde dükkan kiralarını yenileyemedikleri için alandan
gitmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla aslında alanın o bohem havasını yaratan birçok başlangıç girişimcisi alandan sonraki süreçte çekilmek zorunda kalıyor. Bu da tabii aslında yerel halka, yerel halkın tepkisine sebep oluyor. Şimdi kiralar şöyle müthiş oluyor. Metrekaresi 270-320 pound'a kadar çıkıyor yeni işletmelerin dükkan kiraları. Ulaşım çoğun ağırlıklı olarak yaya ama yayalaştırma projelerinde bir yandan ulaşım ve otopark sorununun da çözülmesi lazım. Ulaşım ve otopark sorununu da çözemiyorlar. Ve bu başlangıçtaki sivil inisiyatif aslında sosyal dokuya da yönelik çalışırken daha sonra alanın bu büyük başarısının ardından daha böyle üst gelir grubu kullanıcılara yönelik kararlar alınmaya başlıyor. Mesela sosyal konut yapılacaktı 2000 kişi için. Sosyal konutlar yapılıyor fakat bu konutlar son derece güzel konutlar olduğu için alandaki öğrenciler ve aileler bu konutları efor edip alamıyorlar. Bunlar konutlar. Şimdi bu örnek bize neyi öğretir? Bu örnek bize şunu öğretir. Aslında bir yerel sivil inisiyatif bir alanın kaderini belirleyebilir. Herkesin katılımıyla örgütlendiğinde sivil toplum kuruluşları ve alanla ilgili herkes katıldığında bu sivil inisiyatif önemli olabilir. İkincisi alana ilişkin her konuda böyle söz konusu olan alanın bir kimliği varsa bu kimliğin kullanıcı üzerinde oluşturduğu bir aidiyet duygusu var. Bu aidiyet duygusu oluştuğu vakit, bu yere bağlanma oluştuğu vakit işte o zaman kullanıcılar proje için çok şey yapmaya başlıyorlar. Çok aktörlü katılım. Bakın burada sivil toplum kuruluşları vardı, mimarlar vardı, tarihçiler vardı, girişimciler, yerel halk, merkezi yönetim, yerel yönetim. Aslında bu çok aktörlü katılım bir sinerji yapınca alan da görünür oldu. Zaten alanın bu kadar görünür olmasının arkasından aslında merkezi yönetim projeye girdi. Sonra bir sivil inisiyatif oluşturup bunun devamlılığının sağlanması çok önemli. Dağılmaması gerekiyor. Ve 3 sene boyunca aslında 1988 ve 91 yılları arasında bu kent konseyi lobi yaptı. Neden? Alan bir büyük bir ulaşım odağına çevrilmesin, dönüşmesin diye. Dolayısıyla lobi yapabilmek çok önemli. Çok aktörlü olmak güzel bir şey ancak sürecin tek elden yürütülmesi de çok önemli. Aksi takdirde her taraftan başka bir ses çıkıyor. Kimin kime gücü yetiyor belli olmuyor. Bir yetki karmaşası oluyor. Ancak en önemli şeyi en sona sakladım. Yerel halkın böyle uzun erimli, güçlü kentsel politikalarla desteklenmediği, yeniden dağıtım mekanizmalarının adil işletilmediği, proje sonuçlarının çok iyi öngörülmediği durumlarda her zaman soylulaşma oluyor. Bu projede de yani bu saatten sonra fiziki mekana müdahale eden hiçbir yerel yönetimin bunun sonundaki soylulaşmayı tahmin edememesi gibi bir açıklama söz konusu olamaz. Her zaman alan soylulaşıyor. Bir tane çivi çaksanız bile soylulaşıyor. Dolayısıyla burada bunu bilip bunun önüne geçilecek şekilde önlemlerin projenin başından alınması gerekiyor. Bu dedim Dublin'i ziyaret etmiştik. Turkset, eşim burada Turkset diye bir bar buldu. 1760 yılında kurulmuş. Çok eski tarihlerde barlara gidenler okuma yazma bilmezlermiş. Dolayısıyla aslında bütün orta çağda da böyle. Dolayısıyla
bütün o ticari işletmelerin bir isim yazmak yerine böyle son derece ne sattığını anlatan resimler olurmuş. Turkset denmesinin sebebi de o dönemde Türklerin giyim biçimlerinin son derece gösterişli, şatafatlı olması sebebiyle bu barda kendine Türk'ün başı ismini uygun görmüş. İşte o türbanlar filan. Dolayısıyla barın adı Turkset kalmış. 250 sene sonra da bunun altında bir resim çektirmek bana kısmet oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadardı. Sorularınız varsa yanıtlamak isterim. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten içinde bulunduğumuz koşullar ve mesleğimizin ilgi alanını gerçekten birçok yönüyle ilgilendiren çok güzel bir sunum oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben önce katılımcılara sözü vereyim ama ben de birkaç şey tabii ki söylemek istiyorum. Lütfen buyurun, sorusu veya katkısı olanları dinlemek isteriz. Ben söz alayım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Heyecan veren, ümit veren bir aktarımdı. Ülkemizde de benzer oluşumların gelişmesini bekliyoruz. Yok da değil galiba. Yer yer yapılıyor böyle şeyler. İşte Bomonti civarı, Karaköy. Ama aslında ilk sorum o olacak. İstanbul özelinde diyelim, belki Eskişehir gibi Anadolu'dan da çeşitli örnekler olabilir ama işte İrlanda'da, İngiltere'de, Londra'da yapıldığına benzer olumlu uygulamalar görüyor musunuz? En azından bu güzel, büyük ölçüde başarılı olduğunu düşündüğümüz bu uygulamalara ülkemizden, İstanbul'dan yaklaşan, en azından ona ulaşmaya gayret eden uygulamalar olup olmadığı hakkındaki görüşünüzü almak istiyorum. Hocam, bence Bomonti güzel. Fakat şöyle, tekrar alana döneyim. 81 hektar. 81 hektar büyük bir alan. Şu anda İstanbul'da bu kadar büyük ölçekli bir başarıya ulaşmış bir dönüşüm projesi yok. Biz böyle hala dönüşümün bizim yasalarımızda tarif edilmesinden, tanımlanmasından kaynaklı olarak biz bu işe parsel bazlı bakıyoruz. Oysa bu bir alan. Bir büyük alanı dönüştürebilmek çok daha fazla geride aktör katılımı ve bununla beraber oluşmuş yapı gerektiriyor. Bakın, kanun çıkarıyorlar, şirket kuruyorlar, tanıtım birimi kuruyorlar. Bu kadar geniş ölçekli bir şey henüz yok. Biz de baktığımızda bireysel girişimcilerin kendi kaynaklarıyla, kendilerini çok ortaya koyarak yaptıkları projeleri görüyoruz. Ben bu anlamda bakıldığında Haliç'teki Koç'un Sanayi Müzesi'ni de çok güzel bir girişim olarak görüyorum. Ama bir kocaman Koç ailesi. Bu kadar büyük, bu ölçekte bir şey yok. Yani hem merkezi yönetim hem yerel yönetim bir noktada buluşacak. Bu kadar çok aktör bir araya gelecek ve 5 sene boyunca bu yapı dağılmadan eylemde bulunacak. Bunu ben bilmiyorum hocam. Ama bilmiyorum, başka hocalarım var mı İstanbul'da olduğunu bilen? Ben bilmiyorum. Hemen devamını getireyim sorumun. Buyurun. Bu daha size özel bir şey. Bu potansiyeli taşıdığını düşündüğünüz bölgeler neresidir İstanbul'da? Ya da yetkisizde olsa nerelerde buna benzer bir projeyi uygulamayı düşünürdünüz? Evet. Haliç hocam, Haliç'te çok var. Çünkü
aslında o bölge sanayinin de gitmesinin arkasından sosyal doku olarak baktığımızda ciddi bir yoksullaşma sürecine girmiş bir bölge. Her ne kadar Haliç'te bir takım şeyler varsa da işte Bilgi Üniversitesi gibi, Kadir Has gibi filan, yine de hala o bölge içinde düzeltilecek yerler var. Ama Haliç derken şunu söylüyorum. Mesela şu anda o tersaneyle ilgili yapılandan bahsetmiyorum. Bazen bazı şeylerin kendi fonksiyonlarında bırakılması daha doğru olur. Anadolu yakasında çok yok. Daha Avrupa yakasını düşünecek olursak şu anda ilk anda aklıma şey geldi, Haliç geldi. Belki Yeldeğirmeni buna benzer, Bohem, sizin anlatımınızdaki bölgeyi kastederek söylüyorum. Bohem yaşamın olabileceği bir potansiyel belki olabilir. Bir takım hareketler de var ama dediğiniz gibi bazen düşünüldüğü için yürümüyor galiba. Evet, şimdi Yeldeğirmeni şöyle, biz de bir dönem Yeldeğirmeni'nde çalışmıştık. Yeldeğirmeni aslında çevredeki projelerle de bir araya geldiğinde önemli bir potansiyeli var ama henüz Yeldeğirmeni'nde o ivmeyi yaratacak bir dönüşüm şeyi yok. Yani Yeldeğirmeni'nde işte bir bardağı 10 liraya kafe latte içip yanında şeyler alabiliyorsunuz. Orada henüz o kar topunu oluşturacak kültürel, sosyal şey henüz oluşmamış durumda diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bütün bu projelerde de çok ciddi bir ulaşım sorununun çözülmesi gerekiyor. Yani bir bölgeyi kültür ve turizm bölgesi yapacaksanız eğer, orada ciddi yaya yolları, yayalaştırmalar, meydanlar yapacaksınız. Bunun yapılabilmesi, Yeldeğirmeni için söylüyorum, bunun hayata geçebilmesi için Yeldeğirmeni'nde çok ciddi ulaşıma yönelik kararlar alınması lazım. O bölgenin içine o dolmuşların son durak olarak girmemeleri lazım. Onun içinden geçen trafiğin başka bir tarafa aktarılması lazım. Müthiş bir trafik yükü var o bölgede. Öyle. Yeldeğirmeni. Olabilir. Evet. Bu çok mülkiyetli, çok bölünmüş mülkiyet yapısı bizim Türk kentlerinin önemli bir sorunu. Burada yine aynı şeyi söyleyeceğim ama 100 milyon sterlinlik bir bütçe vardı ellerinde. Bizde de mülkler satın alınabilir, kamulaştırılabilir, takas yapılabilir. Fakat önce bu gerideki büyük finansman sorununun çözülmesi lazım. Dediğiniz anlamda bir uygulama belki Tarlabaşı 360 projesi söylenebilir. Yani hiç arkasında, önünde, sağında, solunda durmayacağım bir proje elbette ki. Formasyonum gereği. Herhalde patlayacak ellerinde evet, diye düşünüyorum. Yani evet, olmaması, yapılmaması gereken bir şey yaptılar. Yani büyük bir sermaye kullanıldı orada ama bilmiyorum diğer katılımcılar bu fikrimi destekler mi? Yanlış bir şey. Katılıyorum hocam. Yanlış bir şey yaptılar evet, diye düşünüyoruz. Yani o sermaye ile çok daha doğrusu yapılabilirdi belki de büyük bir kuvvetle. Hasan Paşa'yı da beraber herhalde izleyeceğiz bakalım. Açılışı yapıldı galiba geçtiğimiz hafta. Hasan Paşa Gazhanesi çevresini nasıl etkileyecek, ne olacak? Yani bir endüstri tesisinin dönüşümüyle çevresinde çok da sağlıklı olmayan bir doku var. Yoksulluk içerisinde, yoksulluk ve yoksulluk içerisinde bir doku var. Küçük sanayi var. Tarihi doku da var hemen biraz ilerisinde. Ama çok parçacıl. Temel problem de
bütünsel yaklaşılmaması galiba. O yüzden. Evet. Ben başka soru soracaklar da var. Hepsi onları bloke etmek istemiyorum ama en sonda şunu söylemek istiyorum. Sizin de sunumun son cümlelerindendi. Soylulaştırma sanki kaçınılmaz gibi ama bunun dozu önemli galiba. Yani o derslerde dediğimiz işte özgün kullanıcı orada yaşasın kavramı pek olamıyor galiba. Bir şekilde değişmek zorunda kalıyor. Ama Dublin'de anladığım kadarıyla yine bir öğrenci sanatçı potansiyeli olması olumlu. Diğer uç noktada da herhalde en zengin sermaye kesiminin oraya gelip yerleşmesi olabilir. O biraz naif kalıyor diye düşünüyorum. Son bir soru olarak da algılayabilirsiniz veya diğer konuşmacılara, diğer sorulara geçebiliriz. Teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Belki bu konuda soru da gelecektir ama yine de neler yapılabilire ilişkin olarak. Şimdi ben bir tez öğrencimle beraber Kadıköy Tarihi Çarşı'nın yayalaştırılması ve onun arkasından gelen ticari soylulaşmayı çalıştım. Yurt dışı örneklerine de baktık. Aslında bu biraz niyetle ilgili bir şey. Yani proje başlangıcında burada bir soylulaştırma olabilir. Biz önlemimizi alalım diye işin içine işe bakları yükselmeden spekülatif girişimciler alana girmeden yapılabilecek şeyler var. Yerel yönetime ait mesela belirli bir 10-15 tane dükkan alınabilir, o yerel mülkiyette kalabilir. Dolayısıyla gerçekten alana bir bohem hava verecek, kimlik verecek, alanın kültürünü yansıtacak ama sermaye birikimi o çok fazla kiraları ödeyemeyecek kullanıcı olduğunda bu kullanıcılara kullandırılabilir. Bunlar bir vakıf kurulabilir. Bununla ilgili yapılmış örnekler var yurt dışında. Bizde hep şöyle oluyor. Ya gerçekten bir soylulaşma olsun istiyorlar ve yapıyorlar. Aslında istedikleri de o oluyor. Ya da daha iyi niyetle bunu öngöremiyorlar. Ama ben artık yani bu noktadan sonra bunu öngörememiş bir hani imar planlama müdürü, belediye başkanı falan olmasın artık diye düşünüyorum. Dediğim gibi her müdahale arkasında böyle bir tehlikeyi getiriyor. Dolayısıyla bunu bilip önceden bunun önlemlerini alarak başlamak gerekiyor. Bunlar da her yerde yazılıyor aslında. Yani ticari soylaşmanın nasıl önüne geçilir? Bununla ilgili çok büyük olmasa da bir literatür var ve çözüm yolları var. İş niyette. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet hocam. Şimdi alanın asıl kullanıcısı derken neyi ifade ediyoruz? Şimdi bizim Türkiye'de diğer bazı Orta Doğu ülkeleri veya Avrupa'nın eski okyanus müstemlekeleri dahil Endonezya gibi falan bir farklı şeyimiz var. Bir göç tripodumuz var. Ailenin bir kısmı sermayenin merkezi Avrupa'ya göç etmiş. Ailenin bir kısmı yerel sermayenin merkezi ekonomik başşehir İstanbul'a göç etmiş. İşte nispeten ailenin en yaşlı kısmı da köyde kalmış. Şimdi İstanbul'a ve Avrupa başkentine göç edenler birinci önceliği ekonomi. Minimum zamanda maksimum parayı kazanmak. Tabi bu arada yaşam kalitelerinden büyük de fedakarlıkta bulunuyorlar. Zaten o yaşam kalitesini algılayacak bir altyapıları da yok çoğu zaman. İstanbul'da bir farkları oluyor. Avrupa'daki düzen ve cezalandırma sistemi yok. Zaten İstanbul'a geldiklerinin 10. 15. yılında İstanbul politikasını ele geçiriyorlar. Evet. Yani bütün belediye meclislerinde gidin bakın, evet, belli bölgelerden, evet, gelmiş adamlar
imar komisyonlarını parsellemişler. Evet. Yani köken olarak belli bölgelerden gelen adamlar. Evet. Hatta amcaoğlu bir partiden imar komisyonuna girmiştir. Dayıoğlu başka partiden girmiştir falan filan. Lokal mafyalaşma. Belediye ve belediyede iş çözen lokal müteahhit sistemi şudur budur bilmem ne. Bu adamları böyle bir kullanıcıyı, yani dönüşme, yani bu sadece varoşlarda olan bir şey değil. Zaman içinde azınlıkların, ondan sonra Türkiye'yi beğenmeyen üçüncü nesli olan eski Cumhuriyet bürokratlarının çocuklarının falan da olduğu bir bölüm yurt dışına kaçınca Türkiye'de yaşanmaz oldu deyip ondan sonra onların yaşadığı kentsel bölgelere de sızmış, işte ne diyelim, eski Beyoğlu olsun, eski Fatih falan filan. Böyle bir grupla ne yapabiliriz diyorsun? Böyle bir grupla hangi telden çalarız? Yani şimdi yani Hasan Paşa'da emsal durup dururken 4.5'a çıktı. Tabii siyasetin işine gelen bir şey de ortada, yani bu sistemin içine bir tane yolunacak kaz bırakmak. Bu sistemin içindeki yolunacak kaz müteahhittir. Yani şimdi efendim bir komisyon kurulsa, içinde üniversiteden, odadan, işte o bölgedeki bu işte hukukçusu, inşaat mühendisi falan vardır, komisyon kurulsa ve bu iş müteahhit kelimesinin kökenine uygun olarak %15 karla müteahhitlere verilse, uzun vadeli kiralamalar olsa, çünkü yani 400 bin liralık bir dairenin inşaat maliyeti 100 bin liradır. 1 milyonluk dairenin 250 bin liradır. Yani oradaki sadece inşa yapım maliyetinin finansmanına girilse, onun da üzerine %15 müteahhitlik kârı konsa, bu emsaller oraya çıkmayacaktı tabii. 4.5 emsal bina, bu binalar zorlama yapılmış binalardır, 30 sene sonra kendilerine göre köhneyeceklerdir. Pandemi başka şeyler ortaya çıkaracaktır. 25. kata asansörler yapılacak, yolculuğun getireceği sağlık riski bambaşka olacaktır. Efendime sonra falan filan. Yani Suriyeliler gelecektir. Suriyelilerden sonra belki Namibyalılar gelecektir. Bizim ülke siyasetimize göre. Yani benim annem 14 daire Fatih'te bir apartmanda oturuyor. 7 daire komşusu Suriyeli. Efendim söyleyeyim. Yani bir aklımıza gelmeyecek bir sürü şeyler, çok farklı gettolaşma nedenleri oluşturacaktır. Evet. Yani bu İstanbul için bu işler zor. Yani İstanbul özelinde çok daha zorlanacağız gibi geliyor. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru evet. Söylüyorsun hocam. Doğru söylüyorsun. Peki, teşekkür ederim. Çok faydalı bir sunum oldu. Her zamanki detaycılığınızla konunun altına girip üstünden çıkmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Ben söz alabilir miyim müsaade ederseniz? Evet, buyurun. Öncelikle çok teşekkürler Dilek Hocam, ağzınıza sağlık. Hem sizin görüşlerinizi hem de Kutgun Hocam ve Cem Hocam'ın en son ifade ettiklerinin üzerinde ben devam etmek istiyorum. Neoliberal ekonomi politikalarının eksenine bırakırsak eğer biz yenilemeyi, ya da ben tırnak içinde kullanıyorum kentsel dönüşümü, netice her zaman soylulaşmaya gidecektir. Gerek konut alanlarında, gerek ticari alanlarda. Şimdi farklı bir ölçekte gerçekleşen bir proje gerçi ama siz de mutlaka biliyorsunuzdur. Japonya'da, Tokyo'da Kyojima kentsel yenileme projesi var, kentsel gelişme projesi var. Ağırlıklı olarak konut alanlarının ve küçük imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin bulunduğu bir bölge. Ve metropol alan içerisinde sıkışmış bir bölge. Tabii bu ülkenin yönetim felsefesine göre değişiyor. Ülkenin ekonomik yeterliliklerine göre değişiyor ama başarıyla uygulanmış ve soylulaşmanın gerçekleşmediği bir proje var.
Evet. Dolayısıyla bunun yolları var aslında. Sizin de dediğiniz gibi iş biraz niyette bitiyor. Tabii. Ama bununla birlikte bu niyeti gerçekleştirebilecek ekonomik yeterliklere sahip olmak lazım. Ve biraz o neoliberalizmin dayattığı şeylerden uzak kalmayı başarabilecek bir siyasi irade lazım. Evet. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani burada kentsel politika, üst ölçekli politika aslında her şeyin belirleyicisi. Bizde de demin dedim ya, bu bakış açısı zaten en başta kanunları bile oluşturduğu için 5 hektarlık 50 bin kişilik kentsel dönüşüm için tanım yapanlar, nüfus tanımı, alan tanımı yapanlar bu mentaliteyle yola çıkınca zaten bir yere gidilmiyor. Ta en baştan bizde bunun tanımlanması, bu işi anlayış biçimimiz yanlış. O yanlış da aslında bazen yanlış bile değil. Belki de öyle olmasını istediler. Dolayısıyla böyle başlayınca yanlış girdiğiniz yoldan doğru sona gidemiyorsunuz. Yanlış başlangıç yanlışa götürüyor sizi. Evet. Böyle olacak. Yani bu neoliberal ekonomik politika. Doğru, çok haklısınız. Ben de bir iki şey söylemek istedim şimdi aslında. Süleyman Hocam, var mı başka bir eklemek istediğiniz şey? Yok yok, çok teşekkür ederim. Daha sonra tekrar herkes söz alabilir sizde. Şimdi birkaç şeyle bütün bu konuşmayı da bağlamak istiyorum. Dilek Hocam, İstanbul açısından değerlendirirsek Dublin'deki örneği. Şimdi bir sanat, hani şeyden bahsettiniz daha önce ama derslerde de, proje derslerinde hani öğrencilere soruyoruz, sanat deyince, kültür deyince sadece müze diyorlar dediniz. Bu gerçekten böyle. Ben de bunu çok yaşadım proje derslerinde. Halbuki biraz daha gerçek ekonomiyle biz mesela şehir plancıları hep öyle bakmak zorundayız. Yani tamam, güzel sanatlar, çığır açan, bizi düşündüren, ama bir de bu işin tüketilen tarafı var, görsel sanatlar. İşte plastik sanatlar var ve gittikçe iş daha tabii farklı yerlere varıyor. Performans sanatları var, uygulamalı sanatlar var, dekoratif sanatlar var. Bunun dışında da sanat kategorileri olabilir. Neden bu kategorileri söylemeye ihtiyacı duydum? Şimdi İstanbul yaratıcı şehir değil mi? Birleşmiş Milletler yaratıcı şehirler arasında yaratıcı şehir. İstanbul çok uzun süre bir tasarım kenti olma şeyinde. Hatta yaratıcı şehirler arasında tasarım kenti olarak var. Aslında çok da iyi bir işte gastronomi kentidir. Çok da diğer sanatlarda da başarılıdır. Çok doğal olarak. Fakat İstanbul bir yandan tasarım kenti olurken bir yandan da sanayiye sırtını dönüp işte sanayi dışarı gitsin, işte sanayi ne olursa olsun İstanbul'dan gitsin denilen bir süreç yaşadı. Bu süreçte halbuki Türkiye ekonomisinin %43'ü, yani sanayisinin %43'ü olan bir şehirden bahsediyoruz ve gerçekten de hem ulaşım ağlarıyla falan çok bağlı bir yer. Şimdi böyle bir yerde sanayi alanları çıkıp yeşil alan yapılsın denildi. Bütün o yeşil alanların daha sonra rezidans AVM olduğunu Literatürü okuyunca da AVM'lerin arkasındakilerin de süpermarket zincirleri olduğunu görüyoruz. Şu anda bir proje yürütüyoruz, oradan biliyorum. Ve süpermarketler de buna rağmen yayılamadılar da. Yani kendileri için de çok maliyetli, çok saçma sapan bir sonuç ortaya çıktı. Elif Su'yla o projede çalışıyoruz hatta. Şimdi tekrar konuyu kültür endüstrilerinde yani gerçek hayatla, gerçek ekonomiyle bağlı olan kültürel faaliyetleri bununla ilişkilendirmeden salt söylemle ve batıdaki şeyleri taklit eden hareketlerin yaşamaması çok doğal, yani çok çok doğal. Cem Hocam'ın da belki biraz dokunduğu şey bu. Şimdi böyle bir sanayi, üretim ve buna dayalı hizmet sektörü gelişmediği zaman sanat da bunun önünü açacak faaliyetler yapmak, yani gerçekleştirmek yerine salt küçük bir kesimin tükettiği bir şey olarak kalıyor. Şimdi burada burjuva bohem, bobo kavramıyla hep literatürde incelenir bu yerlerdeki soylulaşma. Bu şeyde bu ilişkiyi kuramayınca tabii ne oluyor? Yani sanayi yok, üretemiyorsunuz ya da genişlemiyor. Veya sanayinin en düşük seviyesindesiniz. Yani içine sanat, yaratıcılık, patent falan girmeyen yerindesiniz.
Ama halkı da bir şekilde finanse edeceksiniz. İşte bu nepotizm, hemşeri imar komisyonları aslında bir rant yaratıyor. Bunu da tekrar sıcak parayla gelen bu rantı tekrar o kesimlere, geniş kitlelere gıdım gıdım dağıtıyor. Yani bu bir distribution mekanizm, yani dağıtım mekanizması aslında. Şimdi bu çerçevede, bu zeminde kaçan fırsat, bana göre en büyük kaçan fırsat Tarlabaşı, Tepebaşı'dır. Kutkun Hocam'ın oraya evet. değinmesi gerçekten çok önemliydi. Ben 2010'lara gelirken Tarlabaşı'na gittiğimde, bir eve girdiğimde Tepebaşı'nda Amerikalı bir ressam, Polonyalı bir müzisyen, işte Türk bir grafik tasarımcıyla çok vakit geçirdiğim olmuştur. Böyle bir ortam oluşmuştu. Hepsi kaçıp gitti. Hepsi kaçıp gitti. Hiçbir şey yapılmadığı gibi işte bu Tarlabaşı projesinin girmesi oraya. Balat'ta yine Avrupa Birliği'nin restorasyon evet. sonrası 280 üzerinde bina restore edildikten sonra oraya da hatta Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu değiştirilerek oraya bir müdahale edilmeye çalışılması. Bütün bu şeyleri aslında 3-5 dar kesimin spekülatif evet. projeleri haline getirdi ve kendileri çok zarar görecektir. Kesinlikle görecektir. Kaçan fırsat bu. 2010 kültür başkenti olduk. Ama şey olmadı. Haliç bence de şu anda en önemli yer. Haliç'te de ilk Santral İstanbul gibi mesela projeleri düşünürsek. Yani Haliç'te acaba bu kafayla başarılı olur mu? Ben çok merak ediyorum. Koç Sanayi Müzesi olmadı. İlginç aslında. Bir yerde tamam sanayi ama bir yerde yine tek aktör. O konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, Haliç'te olmaz, bu kafayla gidilirse olmaz. Çünkü şu parçacıl yaklaşım var ya, parça, 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 parça. Bazen kendi içinde doğru olan parçaların bir araya getirdiği o resmin bütünü güzel bir şey olmuyor ya da o doğru olmuyor. Buna üst ölçekli bakmak lazım. Biz bu kadar üst ölçekli bakamıyoruz. Çünkü mevzuatta karışıyoruz, o kademelenme, o plan kademelenmesi, herkesin yerini alması işini bir türlü bilemiyoruz. Mutlaka arada bir başka kendine özel bir şey elde etmeye çalışan bir takım fırsatçılar ve çıkarcılar işin içine giriyor. Dolayısıyla biz Halic'i şeyin eline versek belki hani... İngilizlerin eline de vermeyeceğim. Onlar çok neoliberal. Bir Almanların kafasıyla, çünkü Almanlar sanayisizleşme ve sanayisizleşmenin arkasından Ruhr bölgesinin yeniden yapılandırılması işini çok iyi yönettiler. Yani öyle bir mantıkla yapsak Haliç çok iyi olur. Ama bu parça 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 parça, yani o değişen büyüklüklerdeki parselden yapı adası büyüklüğüne kadar giden dönüşüm anlayışını bırakmadıkça bir şey olmaz. Yani Haliç bir potansiyel ama bu yapıda değil. Yani bu kafada ve bu mevzuatla değil. Evet. Hocam aslında yani bu bilgi toplumuna geçiş. Sanayiniz de bilgi toplumuna geçiyor. Ama sanayinin ihtiyaç duyduğu fikirler, yaratıcılık, yani bütün onlar da onun bir parçası. Burada aslında Viyana bana göre en başarılı kent. Hem çok ciddi sanayi var, hem yeni sanayi yatırımları çekiyor ama hem de çok ciddi kentsel dönüşüm şeyleri var. Tabii Viyana'nın özelliği konut stoğunun %50'si yerel yönetimin elinde. Vermiyor da. Ve soylulaşmayı engelleyen yasaları var. Bir yerde aşırı yüksek gelir grubu oluştuğu anda diğer gelir gruplarına kira indirimleri yaparak buna sürekli olarak engel olan bir yönetim anlayışı var. Son 50 yılda da 2 kere belediye başkanı değişmiş. Yani tabii oradaki yapı bize uymaz ama hani gerçekten yaşam kalitesinde de birinci seviyede. İşte kişi evet. başı 50 bin euro geliri evet. var. Şey, Viyana'yı biliyorum. Economist Intelligence Unit'in şeyinde en yaşanabilir kentler sıralamasında Viyana birinci sırada. Ben başka bir örnek vereyim. Mesela Rotterdam. Bugün Avrupa'nın evet. en büyük limanı Rotterdam'da evet. ve Rotterdam kentinin ana ekonomik damarı o liman. Ve limanın sahipliği kimde? Rotterdam Belediyesi'nde.
Yani bu adamlar özelleştirmeyi bilememişler mi? Malezyalılara evet. verememişler mi? Hayır, Rotterdam Belediyesi'nde. Ve orada da kent stoğunun, konut stoğunun %40-45'i sosyal konut. Hocam Çinliler aldı. Yeni almıştır Cem. Dün almışlar. Peki de yeni aldı. Acısını da çekerler yani. Evet. Başka katkıda bulunacak olan hocamız, öğrencimiz. Hocam bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada bir şemsiyeli bir yer gösterdiniz ya. Evet. Sene 2000 kaçtı? Onların 2012. Yapıldığı. Evet. İlk yapıldığında şemsiye yok. Hocam, 2008'de Kemeraltı yarışmasında İzmir'de evet. Hasan Cenk Dereli ve Berke Devansason arkadaşlarımızın tasarımında ona benzer yapılar var aslında. Ama üretilmedi, uygulanmadı proje. Biz mesela Beylikdüzü'nde bir proje yaptık. Birinci olduk 2006'da. Çok farklı işte kamusal alanı özellikle çok farklı yorumladık. O da uygulanmadı. İstanbul'daki yarışma projelerin çoğu uygulanmadı. Evet. Yani bizde bir ara yarışma projeleri bunun aracı olur mu diye düşünüldü. Ama hiçbiri de uygulanmadı. Bu konuda yarışma projeleri sizce önümüzdeki dönem bir umut olabilir mi? Hayır, olmaz. Olmaz, kesinlikle olmaz. Ben aslında şuna da çok karşıyım. Mesela şimdi ölmüş kadının arkasından konuşacağım. Zaha Hadid Kartal'ı nasıl planladı? Konuşun hocam. Nasıl planladı? Onun ben Seul'deki korkunç bir uygulamasını ziyaret ettim. Sit alanı üzerine tasarım müzesi. Konuşabiliriz yani, hocam. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir tek bizde var. Bu akım yani bu süperstar mimarla bir yeri tasarlatmak. Şu Dublin'deki özellikle onu altını çize çize söylüyorum. 9 tane yerel Dublin'li mimarlık ofisi. Bunlar Norman Foster'ı çağırmayı bilememişler mi? Çağırmamışlar işte. Ya da çağırmışlar ama Norman Foster yapamamış. Biz yani... şeyde de var, İngiltere'de de var böyle süperstar mimarları çağırarak hocam Londra çığırından şey çıkmış yani Londra'ya evet, gittik evet, evet. Gökdelen dolmuş bitmiş Londra yani çok, 320 çok gökdelen inşaatı vardı evet, Londra çok kötü gerçekten çok kötü yani ben şunu söyleyeyim benim eşim İngiliz biz Birmingham'da annesinin evi. Londra'ya gideceğimiz vakit sabahın köründe bir trene biniyoruz. Londra'ya gidiyoruz. Sonra kitapçıları geziyoruz. Bakıyoruz oralara. Sonra trenle gece 9'da evimize geri dönüyoruz. Dayanamıyoruz Londra'ya. Ben Türk'üm diyeyim. James bir İngiliz. O da dayanamıyor. Yani... Bilmiyorum. Başka bir yeni nesil belki orayı seviyor. Çok çok fena yani. Hocam Londra'da Hackney şu anda bu Bobo takımının tercih ettiği bir tarafmış. Biz Design Council'ı ziyaret ettiğimizde oranın adını verdiler. Daha dışında kalıyor biraz. Orayı yani da Londra artık bakalım, bir Arap kentidir bence. Evet. Ama o Hackney, evet, o Hackney neresi biliyor musun? 2011 yılında böyle 4 günlük bir şey oldu. Böyle Londra'yı yaktılar. Onu hatırlıyor musun? Bir zenci evet, genç hocam. Öldürüldü. Evet, O olayların başladığı yerlerden bir tanesi Hackney. Camden Town'a gidin hocam. Orayı seversiniz. Peki. Gitmişinizdir mutlaka da. Peki. Yani en İngiliz hissedebileceğiniz yer kendinizi bence Camden Town. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Soru yoksa ben eğer. Ben teşekkür ederim. Beni çağırdığınız galiba için. Yok hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Beyazıt Seminerlerinin 50.sinde Profesör Doktor Dilek Özdemir Darby ile beraberdik. Kendisi bize Dublin'de Temple Bar kentsel dönüşüm örneğini sundu. Arkasından da çok güzel bir tartışma oldu. Tüm katılımcılarımıza ve Dilek Darby hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tam kapanmada hepimize sabır ve üretkenlik diliyorum. Evet. Herhalde güzel ilaç. Hepiniz evet. Sağlıkla kalın. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça.